Bakın şu an görmüş olduğunuz karede benim bir tane misafirim var. Bir konuğum var. Görebiliyor musunuz şu an konuğumu? Göremiyorsunuz. Her gelen biraz daha kaleyi sağlamlaştırmış. Deniz 10 numara, zaten anlatmaya gerek yok. Klişe bir laf ama havuz gibi, cam gibi su. Manzarası zaten tartışma söz konusu bile olamaz. Havuzdan kendine olmuş bu havuz. Bak yerli kayadan şu araları hep... Ha, doğa kendine olan bir havuz, evet. Bu. Kimin havuzu bu? Amasya'sın. Buradaki yaşayan prenses. Kim? Direkli kaya. Direkli kaya. Ne özelliği var bu direkli kayanın? Burada Amasya'sın. Hayır, bunun ne özelliği var? İşte onu anlatacağım. Hı. Burada Amasya'sın. Burada yaşayan prensesin. Ama 4 adadan burası birleşiyor. Ama 5. ada olarak Tavşan Adası dediğimiz adada tam karşıdan. Tane reçel, böğürtlenden reçel, nardan, portakal kabuğu, gül reçeli, nane reçeli, lavanta reçeli, yaban mersini reçeli, limon reçeli, tarçınlı, karanfilli, havuç reçeli, fındık reçeli, ceviz, karışık, kuru meyvelerden yapılan, hatmi çiçeği reçeli, kızılcık mermeratı, böğürtlen mermeratı, çeşit çeşit turşu. Yani önünüze ne çıkmasa reçele çevirmişsiniz. Yani bir çıksak bizi reçeleyecektiniz demek ki. Kamera reçeli, mikrofon reçeli falan olabilirdik yani. Sunucu reçeli. Trabzon. Sen biraz bu tarafa geç bakayım. Hemen öyle fazla sürünleşme. Çanta her zaman arada kalsın şöyle, tamam. Şimdi yukarı çıkıyorum, ineceğim, çantaya kollayacağım yukarıdan. Tamam, hadi. Değmeden geçemeyeceğim. Ali abi, bu çanak antenin özelliği neydi? Bu hafta neredeyiz? En çok beğendiğim. Yine aşık olduğum bir yerdeyiz. Yine tarihiyle, deniziyle, muhteşem koylarıyla, doğal güzelliğiyle, minik, yani minik dediğim şirin bir kasaba görüntüsünde olan Amasya'dayız. Bu arada hemen Amasya denize tabii ilk akla gelen kalesi oluyor. Çünkü çok büyük bir tarih önemi var. Hemen onu size okuyacağım ama onun öncesinde bakın şu an görmüş olduğunuz karede benim bir tane misafirim var. Bir konuğum var. Görebiliyor musunuz şu an konuğumu? Göremiyorsunuz. Aslında görmeniz lazım. Çünkü çok doğal bir şey. Biz de bunu burada doğup büyüyen babası, dedesi falan ki burada çok eski yerli oturan bir abimiz gösterdi bize. Dikkatimizi çekti. Bakın kalenin girişi burası. Bu hani yapılma bir taş değil. Orijinal taş. Dikkat ederseniz insan yüzü bu. Bakın ağzı, gözleri, kulakları, saçı ve şapkası. Hani zamanında bunu oyrak mı yaptılar diye sorduk. Hayır. Tamamıyla doğal taş ama bir yüz var burada. Neyse dönelim. Şimdi Amasya'daki kalenin tarihi geçmişi özeti kısaca hemen yazıyor. Amasya Kalesi diyor ilk kez Romalılar döneminde, bugün ayakta duran surlar ise Bizanslılar döneminde yapılmıştır. Önce Romalılar döneminde yapılıyor, daha sonra ayakta duran surlar ise Bizanslılar döneminde yapılmıştır diyor. Milattan sonra 14. ve 15. yüzyıllarda Canovalılar tarafından ön duvarlar ve kapılar yapılarak daha iyi savunmaya alınmıştır. Her gelen biraz daha kaleyi sağlamlaştırmış. Ben daha önceki buraya geldiğimde kameraman arkadaşlarımla şöyle bir tartışmaya girmiştik. Şimdi şurası gördüğünüz şu giriş. Bakın bir kemer girişi ve akabinde orada bir tane daha kemer var. Arabayla biz buradan geçecektik ve dedim ki çocuklar arabayla buradan geçebiliriz. 3 tane kameraman var yanımda. Üçü birden bir düşünce fırtınası yaşıyorlar. Abi giremeyeceğimiz kararını aldık diyorlar. Ben de buradan araba girer diyorum. Bunu gireriz derken de karşıdan kamyon geliyor bu arada. Bizim altımızdaki normal bir binek jip ve buradan rahatla arabayla geçip kalenin diğer taraflarında gezebiliyorsunuz. Evet devam edelim. Aynen ne kadar olsun, bunun yüksekliği en fazla olsun 2-2,5 metre falan. Böyle yine hani el şey gibi Safranbolu'daki gibi hani öyle güzel yapmışlar ki hani yollarını, kemerlerini, duvarlarını, taşlarını, yine bir sanat harikası ve koskocaman bir tarihe tanıklık yapmış, koskocaman tarihi yaşamış, o doğa güzelliği ve tarihi kokusuyla beraber bir bütün Amasra 10 numara dehşet verecek güzel, muhakkak gelmeniz gereken bir Amasra. Bakın şuradaki manzaraya bakın öncelikle. Hem manzara var hem de şu görmüş olduğunuz alanda çok ama çok anlamlı bir tarih var. Buranın ismi neydi hocam? Direkli Kaya. Ama o Direkli Kaya, o direğin ne özelliği var? Direğin çok özelliği var. Öyle şeyler anlatılıyor ki Allah Allah diyorsunuz, neler yaşanmış burada diyorsunuz. Şimdi yanımızda, isminiz neydi hocam bu arada? Ali Bey. Şimdi oraya ineceğiz, orayla ilgili bize hikaye anlatacak ama dilerseniz önce oraya bir geçelim.
havada bugün çok muhteşem bir hava var. Yani o kıştan sonra, onca soğuktan sonra insanlar da artık hep buralara yavaş yavaş güneşin tadını çıkartmaya gelmişler. Deniz 10 numara, zaten anlatmaya gerek yok, klişe bir laf ama havuz gibi, cam gibi su, manzarası zaten tartışma söz konusu bile olamaz. Burası? Burası Direkli Kaya. Direkli Kaya. Direkli Kaya. Ne özelliği var bu Direkli Kaya'nın? Burada Amasya'sın. Hayır, buranın ne özelliği var? İşte onu anlatacağım. Hı. Burada Amasya'sın, burada yaşayan prensesin. Burada özel olarak havuza girdiği esnada nöbetçilerin... Havuza mı? Evet. Burası havuzdu yani. Burası havuzdu. Daha önce artık iş olmuş, taşların maçları iptalini görmüş. Taşlar bu üzeri... orijinal bir kaya değil. Evet, orijinal bir kaya değil. Belli zaten. Yani buraya havuz yapmışlar. Havuzdan kendinden olmuş bu havuz. Bak yerli kayadan şu araları hep... Ha, doğa kendine olan bir havuz, evet. Bu. Kimin havuzu bu? Amastris'in, buradaki yaşayan prenses. Kim? Amastris. Amastris, burada yaşayan... Prenses. Prenses. Peki buranın... bu Romalı mı, Cenevizli mi? Her sahnelerinden prensesin. Hı. Buraya özel olarak kendini denize girmiş olduğu bir yer. Bu Direkli Kaya'da burada denize girerken nöbet tuttuğu, askerlerin nöbet tuttuğu bir yer. Peki asker bunun üstüne mi çıkıyor? Herhalde. Ama şimdi bak, bir rivayette var ki diyorlar ki bunun üzerinde ateş yakılıp burada liman olduğunu gemilere göstermek için üzerinde ateş yanıyor söyleniyor. Bir rivayet bunu diyor, bir rivayette kule olsa zaten askerin çıkmaya yeri yok. Nereden kovulacak ki? O bir kere mantıklı değil. O bana mantıklı gelmedi. Neyse, bizim o onlar daha derin konular, tarihi konular. Biz daha çok doğal yanlarına, güzel resimleri yakalama peşindeyiz. Ama az çok da olsa biraz tarihe ilgili bilgi vermek de bizim borcumuz. Bu arada arkadaşlar hemen şey yapalım, bahsetmiş olduğumuz burada ismini ondan alan en son Amastris'in de bir fotoğrafını hemen çocuklara bir gösterelim orada. Çünkü merak etmişizdir, ben de merak etmişimdir, izleyici de merak etmiştir. Hemen ufak bir resmini verelim oradan Amastris'in ve gelelim en güzel yerine, en tatlı yerine. Yani daha doğrusu benim şurada evim olsun isterdim mesela, şu karşıdaki, yani burada oturmak isterdim çünkü çok güzel. Bir bakıyorsunuz sağda, karşıda Tavşan Adası. Ha, ne deniyor bu burayla ilgili? Burası 5 adadan ibaretmiş. Tabii şu an yarım ada, 4 ada birleşiyor ama görmüş olduğunuz Tavşan Adası birleşemeyince o tek kalıyor. Tabii nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama 4 adadan burası birleşiyor. Ama 5. ada olarak Tavşan Adası dediğimiz adada tam karşıdan. Ve akabinde tabii hemen işte o muhteşem, ben burada yani Amasya'daki en çok hani iyi ki geldim, iyi ki buraları gördük dediğim nokta burası. Şu görmüş olduğumuz Kemere Köprüsü. Tarihi Kemere Köprüsü. Bakın ne diyor, Roma döneminde inşa edilmişti. Bizanslar döneminde 8. ve 9. yüzyıllarda onarım görmüştür. Yuvarlak kemerli, tek gözlü taş kemeri, genişliği 5.89 metre, boyu 26.69 metredir. 2013-2014 tarihleri arasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Ellerinize sağlık. Evet, bu köprü burada inanın herhalde milyonları bulmuştur fotoğraf çektiren insanların sayısı. Çünkü en güzel görsellerden bir tanesi alması da burası. Ayrı bir hava, ayrı bir, nasıl diyeyim, sanki Türkiye'den çıkmışız başka bir yerdeyiz. Çok ayrı bir havası var, doğası var. Arkadaşlar merhaba bu arada. Gezmeye mi geldik? Evet. Gezmeye. Nereden geldik? Merkezdeydik. Ha, burada oturuyorsunuz. Yok, aslında öğrenciyiz burada. Kahramanmaraş'tan oturuyorum. Siz? Öğrenciyiz. Ben de öğrenciyim, Kahramanmaraş'tayım ben de. Ben yurt dışından geldim. Öğrenci miyiz? Evet. Burada okuyorsun? Evet. Burada. Hangi bölüm? Sosyal bilgiler. Peki yurt dışından nereden geldin? Türkmenistan. Türkmenistan'dan. Peki Amasra'ya niye gelsinler? Yani soracaklar, Amasra'ya niye gidelim gezmeye? Ne dersin? Çünkü insana bir huzur veriyor denizi böyle. İnsan bazen her şeyi bırakıp gitmek istediğinde yani buraya gelip bir huzur bulabilir. Yani bence güzel bir yer. Tarihi dokusu gördüğünüz gibi, köprüleri falan. Bence gelmeliler. Değil mi? Gelmeliler.
Peki sence niye gelmediler? Hiç de olmasa bu denizi yeter. Sorma Gir Mahallesi. Evet, ilk adı Sorma Gir Mahallesi. Buranın adı. Sonradan belediye enci meclisi değiştirerek Boztepe olarak. Boztepe. Boztepe olarak adını değiştirdi. Şu an Boztepe olarak. Şu an Boztepe olarak. Ya kim düşünmüş onu acaba? Sorma Gir. Soruma gir. Rivayet'ten. Ne yapalım sağdan soldan? Ablama kolay gelsin. Tamam. Nasıl gidiyor işler güçler? İdare ediyorum. Buralı mısın? Evet. Burada mı doğdun büyüdün? Ben buranın köyünde büyüdüm. Köyünde büyüdün. Ne satıyorsun? Ben reçel çeşitlerim. Buraya Amasra'ya özel reçeller mi bunlar yoksa? Tabii el yapımı. El yapımı. Süt reçeli. Süt. Sütten reçel, böğürtlenden reçel, nardan, portakal kabuğu, gül reçeli, nane reçeli, lavanta reçeli, yaban mersini reçeli, limon reçeli, tarçınlı, karanfilli, havuç reçeli, fındık reçeli, ceviz, karışık, kuru meyvelerden yapılan, hatmi çiçeği reçeli, kızılcık mermeratı, böğürtlen mermeratı, çeşit çeşit turşu. Yani önünüze ne çıkmasa reçele çevirmişsiniz. Ya yani biz çıksak bizi reçeleyecektiniz demek ki. Var, reçeller de var. Hepsi bak önde. Reçeller, turşular. Hep bunlar el yapımı. Doğal. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Ölemeyin tabii ki. Hepsini ben yapıyorum. Kendim yapıyorum. Kendiniz yapıyorum. Tabii ki. Peki nasıl ilgi görüyor mu? Tabii. Bunlar da en şifalı. Ben illa ki hepsinin birer şifası vardır da. En şifalı dediğiniz hangisidir? Gerçi hastalığa göre değişir ama. Şifalı. Çince var. Yaban mersini var. Gözlere. Erzermere çok iyi geliyor. Naneleri var. Boğazlara, mideye çok iyi geliyor. Taze nane reçeli. Hatmi çiçeği var. Öksürüğe çok iyi geliyor. Bağırsakları şimdi var. Bu arada Türkiye'de moda ya. Bende de moda. Bağırsakları en iyi hangisi geliyor? Bağırsaklara... Şey olabilir. Kozalak var bir de. Ayrıca kozalak reçeli. İki tane kaldı. Kozalağı da mı reçele çevirdiniz? Evet tabii. İki ablanın karşısına bir çıkmadık. Kamera reçeli, mikrofon reçeli falan olabilirdik yani. Sunucu reçeli. Yaz günü tam 50 çeşidi buluyor yani. Çeşit olarak. Şimdi 30 çeşit var. 30 çeşit var. Evet. Yaz günü daha çok tabii ki. Daha sayamadın neler var? Daha çok. Burada yani hepsini tek tek sayamıyorsun çünkü tabii ki. Peki sen böyle pazara gittiğin zaman bunların almak için böyle bütün pazar reçel gibi mi görüyorsun? Yağmur da geldi. Onu da reçel diyelim. Yağmur reçel yapalım o zaman. O yağmurdan reçel olmaz. Evet. Sen yaparsın valla senden korkulur. Yağmurdan olmaz. daha işte kekikten de yapıyorum. Yaz günü. Daha kekik çıkmadı. Tabii ki. Daha kekiğinden yapıyorum. Daha kekiğinden. Bizli. Cevizli. Tamam ben de Yalı Mahallesi'nde. aynı yerdeyiz. Ne zaman geldiniz buraya? Pazartesi. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa. Peki nasıl tavsiye edersiniz Amasra'yı? Niye gelsinler? Huzur bulmak için, kafa dinlemek için, İstanbul'un karmaşasından kaçmak için. Tek mi çizim? Arkadaşlar falan yok mu? Tek mi geldin? Ben de geldim. Eşim, çocuklarım. Niye yabancı gibi duruyorlar bize? Geri tarafı hep aynı yaşadığı, Ceneviz'in yaşadığı bir memleket. Ta ki 17 Ekim 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarihi bir daha söyleyelim. 17 Ekim 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'a fethi çıkarken Amasra'ya uğruyor. Çünkü İstanbul fethi sırasında Amasra'ya yani İstanbul'a bir tek gıda yardımı yapan, lojistik yardımı eden Amasra olduğu için bir tehlike anında Amasra tekrar İstanbul'a veya işte düşmanlarımıza yardım etmesin diye Amasra'ya uğruyor. Ve Amasra'yı aslında kafasında işte yok etmek gibi bir planı var ama Amasra'ya bakacak tepesinden baktığı zaman Amasra'ya hayran kalıyor. Ve Amasra'ya o anki dünya cümlü sözlerini söylüyor. Lala lala çeşmi cihan bu mola. Yani dünyanın göz bebeği cennet bura mola diyor. Ve Amasra'yı bir saat içinde bir damla dahi kan dökmeden fethediyor. Şu anda Amasra'mızın Ağlayan Aç mevkisindesiniz. Yine Amasra'mızın yine adını alan Ağlayan Aç. Ağlayan Aç zaten hemen yanımızda. Evet göstereceğiz zaten. Tamam. Bu işletmede Ağlayan Aç adını zaten almıştır. Hemen karşımızda görmüş olduğunuz gibi meşhur tavşan adamız var. Üzerinde 50 ile 60 tane üzerinde yabani tavşan yaşıyor. Aynı zamanda adımızın üzerinde 1800 yıl önce inşa edilen bir manastır bulunmakta. Bu manastırda o zamanın rahip ve rahibeleri yetiştirilmiş. Yani burası bir okulmuş. Sene kaç demiştiniz? 1800 yıl önce yani milattan sonra 2. yüzyıllarda yapılan bir manastır. O zamanın öğrencileri yetiştiriliyor burada. Ve rivayette göre geçiş yapmak amacıyla adımızdan karşı mahalleye Kuşdere'ye bir denizin altına yol olduğu söyleniyor. Bak, oraya görebiliyor musun? Bu yolun da şu kuleden değil mi? Evet. Oradan ismi neydi? Kuşna.
Kuş'tan kulesinin altına, şu denizin altından bu adaya bir yol olduğu söyleniyor. Ama bu yol tabii büyük zamanla artık depremler ve doğal sebepler yıkıldı, rivayetler içinde yer almakta. Ağlayan ağacımız ise yöre halkının takmış olduğu bir isimdir. Ağlayan ağaç kesinlikle doğal bir olay değildir. Doğaüstü bir olay değildir, özür dilerim. Ağlayan ağaç denizden ve rutubetten almış olduğu nemi bünyesine fazla geldiği zaman bırakıyor. Bilim adında kutasyon, bitkilerin nem alıp nem bırakması. Ağaç bolluğu genellikle Nisan ve Mayıs aylarında yılda 2 veya 3 defasında gerçekleştirdiği için yöre halk tarafından ağlayan ağaç ismi takılmıştır. Peki hemen şey soracağım, bu tabii görmüş olduğumuz liman. Tabii ki. Biz Fransızlar onarmış mıydı, yapmış mıydı? 1955-60 yıllarda Fransızlar, yani o tarihler arasında Fransızlar yapıyorlar yarı bölgesine kadar. Fransız yapmış olduğu bir liman. Ama asıl kalıntılarımız yarısından bu tarafına kadar var. Hatta 1911 yılında üzerine yapılmış olan da yine tekrar bir tarihe rastlamak da mümkün. Yine tekrar hemen karşımızda Ahatlar Tepesi dediğim yerde Türkiye'nin en meşhur listesini görebilirsiniz, en manzaralı. Tabii ki evet, oranın yine çok güzel okullarımızdan bir tanesi. Meşhur olmasının sebebi? Manzarası. Bedava manzara. Doğru, yeşil denizli tepede. Tabii ki. Böyle manzaraya hakim bir yer. Kesinlikle. Var mı başka bize? Şimdi tepeye mi çıkacağız? Şimdi tepeye çıkacaksınız, benim Ali abi size eşlik edecek. İnşallah daha güzel bir manzaramız var. Amasya gelen insanlar, misafirlerimiz buradaki sessizliği, martı seslerini, dalga seslerini, huzuru bulabilirler. Amasra bozulmamış Türkiye'deki nadir yerlerden bir tanesidir. Amasra balığıyla, salatasıyla, ballı yoğurduyla öyle mutlaka... Anlattık, öyle anlattık işte amaçta, balığıyla, salatasıyla. Ama maalesef Amasra'mız böyledir. Merhaba diyebilir miyiz? Masum bir merhaba bu. Korkmayın, panik yapmayın. Kimler öyle korkuyor ki ben merhaba... Aman falan. Şöyle az kayıya yanına oturayım ya. Ne haber? İyi, siz nasılsınız? Biz böyle ya. Ne haber? Sizi tanıyalım biraz. Adım Esra. Emir. Durum nedir? Kız arkadaşım. Kız arkadaşım. Evlenme olayı falan? Tabii, nasip. Nasip. Önce sıramızı bekliyoruz. Sen, abi mi var senden önce? Aynen abi. Ya onlar eskiden de bu işte ya, sıra mı reşit. Ama yakında ya. Nasıl? Yakında hemen düğünü siz var. Siz de okuyor musunuz? Biz mezun olduk. Hangi bölümden? Aşçılık. Siz? Aynen. Aşçılık. 4 yıllık mı okudunuz? Ben liseyi 4'te okudum, 2'de üniversite okudum, 6. Bolu Mengen'de okudum. Oldu. Burada şu an gezme amaçlı mı? Aynen. Ha, ne zaman geldiniz? 2 saat falan oldu. 2 saat falan oldu, çok iyi ya. Ne yapayım, direkt kaleden girdiniz, buraya geldiniz. Bir aşağıdaydık, Mendirek'te herhalde aşağıdaydı. Önce bir oraya gittik, dolaşa dolaşa geldik. Mendirek neresiydi? Benim doğum evim İstanbul abi. Orada mı? Ailem orada. Yani, sizin? Trabzon. Trabzon mu? Sen biraz bu tarafa geçmek mi? Hemen öyle fazla sürünleşme. Hemşerim ya. Neresinden Trabzon'un? Trabzon merkez. Maçka. Maçka. Maçka köyü. Yani. Şey ilçe de, sen merkezde var mı eviniz? Yani merkezde yaşıyoruz. Nasıl buldun bunu? Ben üniversitede. Dur bakalım, olayla boyut değiştirdi. Ciddi otur. Elini ayağını topla. Gelin kızımız burada. İsmini ben tekrar alacağım. Esra. Esra. Üniversite tanıştınız. Evet, üniversite. Kaç yıl oldu? 2,5 yıl. 2,5 yıl. Üniversite bitti. Üniversite bitti. Yeni bitti. Ya yeni bitmedi. 10 ay oldu biteli. Ben lafa gireyim mi abi? Sen, ben konuş demeden konuşmak sana yasak. Daha dur, kızı vermedik mi sana? Allah Allah. Daha kızı sana vermedik. Peki 2,5'lık beraberliğiniz var. Düğün ne zaman nasipse? Yani sıramızı bekliyoruz dedik. Bakalım. Ne bu sıra olay, bu sıra olay ne ya, bu ya illa abim mi derim, abin vazgeçti evlenmekten, ne olacak sen? Bu kadar ilerlemişken geçemez. Geçemez diyorsun değil mi? Peki Allah mutlu etsin sizin. Peki bu ilk defa mı geldiniz Amasra'ya? Niye gelsinler buraya gelenler? Bence bu doğal güzelliği kaçırmasınlar. İnsan yani buraya bakınca şöyle kalıyor, sohbet bile edemiyor, izliyor sadece. Yani sevgilisi olmayanlar da aynı huzuru bulabilir. Gelin yani. Ha, sevgilisi onlar daha büyük keyif bulabilir. Ama ben dırdırdan sıkıldım diyenler tek de gelip yine huzur bulabilir. Yani her üç yol da burada huzura çıkıyor. Peki Allah mutlu etsin. Çanta her zaman arada kalsın şöyle, tamam. Şimdi yukarı çıkıyorum, ineceğim, çantaya kollayacağım yukarıdan. Tamam, hadi. Bayağı bu yokuş çıkıyorsunuz, nefes nefese kalıyoruz. Ama Ali abi bir konudan bahsetti. Değmeden geçemeyeceğim. Ali abi, bu çanak anteninin özelliği neydi? Bu Türkiye'nin ikinci çanak anteni. İlk 90'lı yıllarda ilk İzmit'e kuruldu. İkincisi Amasya'ya kuruldu. Halk kendi arasında para toplayarak
bu Çanak Anteni buraya kurdu. O zamanlar Türkiye'de fazla bir yayın yoktu. Ha, parasını halk arasında toplayıp bu çanağı kurdular. Türkiye'de kurulan ikinci çanak anten diyoruz. Peki, devam edelim. Bunlar papatya. Ha, susan bunlar. Susan bunlar. Şimdi hani demiştik ya programın başında. Amasya'nın bir önceki ismi Amastri. Amastri ama ondan önceki Sesamos ismini bu susamdan aldı deniliyor diyorlar ama bu bir rivayet tabii. Yani Sesamos ismini buradaki bu susam içinden aldı deniliyor. Bir rivayet. Biz yine de değinmeden geçmeyelim istedim. Görmek için ne yollardan geçiyoruz? Demek ki bayağı yıkık harabe bir yer ki daha görmedim ama öyle söylüyor abi. O yüzden buraya bir ilgi yok. Ama adı üzerinde şato diye bir kelime var. Şato diye bir kelime var. O yüzden yıkıntı da olsa yerini görmek istiyorum. Burası ne şimdi Ali abi? Kilise veya manastır olarak kabul edilen yerin kalıntıları. Ama çok ufak yani bura. Evet. Ama şu an belki de kazılsa daha fazla büyük bir alan çıkabilir. Değil mi? Kazılsa çıkabilir belki. Evet. Bunlar sadece dışta kalan kalıntıları. Bir de öyle bir durum var. Yani evet. Belki kazılsa dediğin gibi şu alanın altından bunun devamı çıkacak. Ama... Ve yine buradan yine o müthiş manzara. Sesamos neydi diğeri? Amastrist ve daha doğru sonra Amasra olan ilçemiz. Her neresinden bakarsanız bakın, hangi tepeye çıkarsanız çıkın, her taraftan cennet gibi görüntü veriyor. Hemen aşağısında şu pencere. Yine konuşamayacak oldum, yine durakladığım noktalar program içinde. Böyle müthiş şeyler gördüğüm zaman ben konuşamıyorum. Direkt sizinle beraber aynı keyfi, daha doğrusu ben daha çok birebir burada olduğum için kokusunu da alarak daha iyi yaşıyorum. Görüntü fevkalade 10 numara. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz kaya, bak elimle göstereyim hatta şöyle daha net. Şu, bu büyük komple kitle buradaydı. Ama yine rivayetler deprem deniyor. Farklı farklı söylemler var. Buradan koparak denize inmiş. Şimdi şöyle baktığımız zaman, hani demin de diğer rehber arkadaşımız dedi ya, Fatih Sultan Mehmet buraya geldiğinde
cennet burası mı dedi ya. Çeşme Cihan bu mu ola? Efendim? La la Çeşme Cihan bu mu ola? La la Çeşme Cihan bu mu ola? Fatih Sultan Mehmet ilk Amasra'ya geldiğinde kullanmış olduğu cümle. Yerde yukarıda otel var ya. En yukarıdaki. En yukarıda. Evet. Oradan sesleniyor. Oradan bakıyor. Ha, oraya gösterelim o zaman. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in ilk baktığı yer. Şimdi bu arada biraz da şanslıyız. Az önceki rehberimiz Melih abinin kardeşi. O da rehberlik yapıyormuş ve bir grup gezdiriyor. Onlara şu an tam bilgi vermek üzereyken biz denk geldik, iyi geldik. Neredeyiz şu an biz? Biz şu anda neredeyiz? Hoş geldiniz. Biz şu anda Kaleiç Mahallesi'nde gezimize devam etmekteyiz. Amasra'mızın en güzel mahallelerinden birindeyiz ve yanımızda da hemen görmüş olduğunuz üzere Fatih Sultan Mehmet Camii. Şöyle söyleyeyim, Fatih Sultan Mehmet 1460 yılında Büyük Trabzon Seferi'ne çıktığında yukarıdan baktığında 4 tane büyük yapıt görür. Bunlardan bir tanesi birazdan göreceğiniz şapeldir. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet Camisi'dir. Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni şöyle baktığımız zaman direkt Fatih Sultan Mehmet Trabzon Seferi'ne geçmez. Amasra'ya gelerek ismini vermiş olduğu Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde namazını kıldırmıştır. Bu namazımızın bir özelliği vardır. Özelliği de şudur. Sadece bu camimize gelenek olarak sürdürülen kılıçla namaz kılınır. Çok özür dilerim. Böleceğim. Trabzon'a Amasra üzerinde mi gitti Fatih Sultan Mehmet? Evet. Direkt sefere gitmiştir. 65 bin kişilik büyük bir orduyla birlikte sefere çıkmıştır. Hocamız kılıcıyla birlikte namaz kıldırmaktadır. Cuma ve dini bayramlarımızda. Bunlar neler? Kurban ve Ramazan bayramlarımızda. Geçerlidir şeker bayramlarımızda. Ve hocamız, ben şöyle tarif edeyim. Kıblemiz bizim direkt şu anda gerçekçi şekilde bu şekildedir. Ve hocamız minbere çıkarken kılıcıyla birlikte çıkar ve tekrar kılıcıyla birlikte iner. Ama kılıcını asla kınından çıkartmaz. Neden çıkartmaz? İlk başta burada çıkartılır der ama genelde çıkartılmaz. Neden? Biz buraya savaşarak mı almıştık? Hayır, savaşmadan aldığımız için asla kınından çıkmaz. Şimdi en merak ettiğim Cenova Çatosu'nun önündeyiz ama tabii gelirken görsellerde sadece şu görünüyor aşağı yukarı. Tabii devamı yok. Çünkü ne devamı yok? Öyle bir devamı yok zaten. Yıkılmış, araba haline gelmiş. Hatta içeride evi var. Siz söyleyin. Ali abicim, bu armalar ne ifade ediyor? Burada yaşayan kesimin, Cenova Çatosu'nun veya kralların şeyleri, armaları. Armaları. Merhabalar. Bir bakabilir misiniz? Evet. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. İlla ki burada oturduğuna göre şatoda oturuyorsunuz galiba. Bir rivayete göre. Yani bu şimdi isim neydi hocam? Rasım. Rasım abi aşağıdaki evin sahibi. Yani nerede oturuyorsun dedikleri zaman şatoda oturuyorum demesi gayet yeridir. Değil mi? Rasım abi biraz bilgin var mı burayla ilgili? Burada oturduğun isim herhalde vardır. Şimdi... Yani krallardan sonra sen oturuyorsun burada. Değil mi? O da öyle durum var yani. Bu evin evladiyesi, yani 300 seneye kadar inebildim. O da müzede bir fotoğraf var, o fotoğraftan yola çıktık. Evet, büyük dedeler tahminimize göre. Bir Fransız ressam kara kalem çalışması yapmış burada. Şurada nine oturuyor, burada dede oturuyor. Nine kara çarşaflı, dede bu kara sakallı. Muhtemelen bu evde oturduklarına göre bu ev... Onlardan dedeme, dedemden babama, babamdan bize geçtiğimize göre bizim ailelerden biri. 1930 depreminde ilk önce yıkılıyor bu ev. Tekrar inşa ediliyor. 1968 depreminde tekrar deprem yaşayıp göçük yaşıyor. Ondan sonra bu 1970'lerde babam inşa ediyor. Yani babamın anlattıkları şimdiki anlattıklarının daha farklı. Burası mesela şu, burası devasa bir kuyudur buranın içi.
Kuyu. Tabii, devasa bir kuyu. Kapısı göçük. Yani 1968 depreminde Altıgen çatısı göçerek buradaki kuyu yarıya kadar su dolduruyor, taş dolduruyor. Babamın anlattığı farklı ama şimdiki anlattı. O zamanlar bu mahalle derdi babam. Zindan mahallesi geçer. İşkence. Evet, krallara ve kraliçelere karşı gelen askerlerin, askere gitmek istemeyen gençlerin atıldığı kuyu bu derdi babam. Şu da mesela, şu haçı babam ta başka türlü tarif ederdi. Şatonun girişi, şato girişinde nereye gidebileceğini gösteren işaretler vardırdı. Mesela biraz ileride kiliseye gidildiğini, işte buranın şato girişi olduğunu, işte güneyde daha farklı şeyler, kuzeyde daha farklı şeyler olduğunu anlatan bir şey çizimlerdi babam, o şekilde anlatırdı. Ama şurada mesela bir tane mağara var. O mağara deniz kenarına kadar. Bahşedilen mağara. Hayır. Yok, bu başka mı? Başka. Bu başka. Burada bir mağara var. Tabii cep haline getirdik de yazı temizleyeceğiz kısmet olursa. Bu mağaranın devamı nerede? Burada çok eski yaşlılar. Biz burada küçükken buradan girerdik, deniz kenarından çıkardık diyorlar. Ama 1968 depreminde göçmüş. Çıkışı aşağıda var zaten. Onu da gözükmüyor şu anda. Ufak bu bir... direkt sahile iniyor ama denizin altına geçmiyor değil mi? Sahile iniyor. Neden böyle bir mağara yapmak gereği düşünürler ki? Bu mağara doğal bir mağara değil gördüğüm kadarıyla. Değil. Yapma bir mağara. Deniz yoluyla savaşa giden askerlerin eşlerine tekrar sağ salim geri dönmeleri için dilek tuttukları taştır bu. Şu. Ne oluyor bu? Biz savaşa gidiyoruz ama eşlerimize tekrar, yani hanımlarına tekrar sağ salim geri dönebilmeleri için dilek tuttukları taş. Bu Romalılar zamanında mı, Cenemezler zamanında mı, onu biliyor musun? Şimdi onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Yani Bizans da olabilir. Onu bilmiyorum. Peki o zaman biz devam edelim. Rasim abi çok teşekkür ettim. Teşekkür memnun oldum. Bir kralla tanıştık çünkü daha önce burada hakikaten krallar oturuyordu. Evet. Ama şimdi bir kral Rasim abi. Sadece şey yok, mazbatası yok. Kamp kapalıyken buranın halkı küllerini, kömür küllerini hep buraya döküyordu. Burası böyle, bak şurada merdiven şişesi var. Şu hizaya kadarı hep burası küldü. Sonra müze buranın ağzını açmak için buraya kazı çalışması yapıyor. Tamam. Buradan bir tane küp çıkıyor. O küpü de buraya artık boş mudur, dolu mudur onu... Yok ya, annemi kovmuşlar. Bilemiyoruz. Tabii. Nasıl? Annem geliyor buraya gece ne yapıyorlar diye, ateş yakmışlar. Onda annemin oradan şey almışlar, ateş yakmak için odun modun almışlar. Annem tıkır tıkırtıya uyanıyor. La bunlar ne yapıyorlar ki geliyor buraya kadar. Buradaki boş küpü tekrar aynı yere gömüyorlar. Şimdi bu bir tünel mi oluyor bu? Evet. Bu tünel. Bu ileride aşağı cami var. Caminin oraya kadar gidiyor. Ve kilometre tahminen kilometre? Bir kilometre falan vardır yani. İçi su. Biz bunun içine çocukken hep mumlarla giderdik. Hep mumlarla içine giderdik. Şu an. Suyun içine dal. Demir parmaklıklar geliyor. Kesmeye uğraşmışlar. Demir parmaklıklar sonra tekrar gidiyor. Yani su formaliteler. Yani şu burayı kaçış için mi kullandılar? Yok, su temin etmek için. Az önce bahsettim. Yani muhtemelen kaçış. Hem iki ihtimal. Hem su ihtiyacı hem de kaçış da olabilir. İki imkanlı. Şu yerde duran bir eser, bu eski bir tarih eseri değil mi? Aksiyon sökürdü ya. Bunlara şuradan sökülüyor. Buradaydı bu. Şu. Buradaydı. Bu tarihi eserde söktüler. Hatta benden şüphelendiler. Mahkumların kaldığı zindan burası. Evet. Karanlık, çok karanlık. Bu kadar değil mi? Devamı yok. Yok yok, bu kadar. Devamı yok. Biraz ışık tutalım şöyle, ben tutayım. Hiçbir şey görünmüyor ama. Teyze merhaba, nasılsınız? Güneş güzel değil mi? Tadını çıkartıyorsunuz. Hem de en sakinleri. O şarj zincirini
ağzı. Ha şu gördüğümüz tünelin. Bu devamı. Bu şu devamı evet. Buradan gidiyor. Aşağıya kadar caminin ilerisine kadar gidiyor. Devam ediyor. Caminin ilerisine kadar. Devam ediyor. Evet. Neler yaşanmış burada. Evet. Burada da. Teyzem, nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Yapmıyorsunuz değil mi? Ne yapıyoruz? Nasıl oradan ne görünüyor? Biz böyle rezil gibi maskara. Maskara rezil gibi mi? Normalde ne giyiniyorsunuz siz? Tamam daha ne Allah Allah. Ama çarşıya böyle gitmiyoruz. Ya tamam canım o kadarını biliyorum. Buradan buralı mısınız? Buralıyız. İsim neydi? Şerif. Şerif abla. Ha. Evin nerede? Evim arkada denizin üzerinde. Denizin üzerinde? Evet. Kuşlu'nun üzerinde. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz. Farkında mısınız? Farkındayız. Farkındayız. Değil mi? Hepimiz burada yerli miyiz? Hepimiz yerliyiz. Hepimiz yerliyiz. Hepimiz yerliyiz. Yerli olduk daha doğrusu. Nasıl oldun yerli daha doğrusu? Ben Trabzonsür ben edenim. Zaten diyecektim tipinden belli. Çünkü ben de Trabzonluyum hemen anlarım tanırım. Gözlerinden belli senin zaten. Ne zaman geldiniz buraya? Ben buraya 85'te geldim. 85'te geldim. Evet 84'te nişanlandım 85'te geldim. Ha enişte buralıydı o zaman. Evet. Seni de buraya aldı geldi. Kömür işletmesinde çalışıyordu oğlum. He. Ne yapalım. Öyle işte. Görücüsülü. Eskiden öyle. Sen görmedin mi? Hani sen biriyle evlendin diyorlar öyle mi? Nasıl oluyor? Geldim buraya işte görücüsülü yani böyle şimdiki gibi seveyim, sevgili, ayrıldım öyle bir şey yok yani. Ama görmedin mi? Evet dedin. Hayır gördüm canım. Adamı gördüm o da beni gördü aşık oldu bana. Heh, sen aşık olmadın mı ona? Oldum bir sene bekledim onu. Ondan sonra geldi aldı beni ta Trabzon Sürmene'den aldı beni. Yaşıyor mu şu an? Rahmetli oldu. 2 sene oldu beyim öleli. Akciğer kanserinden gitti. Allah'ın duruşunda yatırsın. Amin. Sağ ol. Geçmişler. Peki buranın siz yerlisiniz o zaman. Peki dede, babaanne, onların büyükleri de hep burada mıydılar? Eşiminkiler buraymış. Peki bu büyüklerinizden hiç böyle enteresan bir şeyler duydunuz mu mesela Amasya ile ilgili, tarihiyle ilgili? Atıyorum bu kale, atıyorum bu tüneller. Duyduk ama bizimkiler açık bir yer yok ya. Hep duyardık, duymaz mıydık Ali? Duyardım. Kale içi burası zindan mahallesi. Altı zindan dolu. Evet. Altımız zindan. Şu altımız da mı zindan? Evet. Burası zindan mahallesi ya. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor ama büyüklerimizden söylerlerdi. Ne söylerlerdi? Hani orada zindan var, burada zindan var. Orada girişi var, burada girişi var ama biz onları hep unuttuk. Unuttun. Vallahi unuttuk. Hava çok güzel valla. Karşı evin bahçesinde bir kuyu varmış. Orası kasaba denen biriymiş. Hayvanları kesermiş böyle derisini, kemiklerini kasaba atarmış kuyunun içine. Ama hiç kuyudan bir tane koku moku yokmuş. Nereye gitti belli değil. Hani kuyunun dibi yok onu diyeyim sana. Allah Allah. Valla öyle bir kuyular var burada yani. Dipsiz kuyu Türkiye'de çok var. Çok yerlerde var. Evet. Enteresandır. Evet öyleymiş yani. Biz öyle biliyorduk. Büyüklerden öyle duyduk. Doğrudur. Neyse bakalım bugünümüze bakalım. Bugünümüz de şu an gayet keyifli yerinde. Yerinde. Güneş de gördünüz. Manzara da 10 numara. Olsun olmasın yapacak bir şey yok. İdare etmek zorundayız. Tabii etmek zorundayız. Önceden bizim balkonumuzdu. Hiç böyle şey yokken biz hep yerliler buraya 2 sıra otururduk. Buraya? Buraya. Şu demirler de yok. Ama düşersiniz. Hiç kimse de düşmedi. Çocuklarımız da oynadı. Senin... Şimdi bu güzel manzaradan teyzelerimizin de yanında ben programı kapatayım. Amasra'yı elimizden geldiği kadar size en güzel yerlerini ama doğasını ama tarihini göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Eğer biraz işe yaramışsa bu program ne mutlu bana. Şimdi buradan başka yerlere geçeceğiz. Güzel yap Bartın ama değişebilir. Haftaya hangi ilde hangi programla karşınıza çıkacak olduğumu şu an ben bile bilmiyorum. Ama şunu biliyorum Allah izin verirse inşallah.